Yörük Kızına Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yemelere doyamayacağınız şahane bir mısır patlatma tarifim var. Bir su bardağı mısırı tenceremize aldım ve altını da açıyorum. Mısırlara yağ katmadan önce böyle birazcık kurutursak gerçekten çok daha güzel patlıyor mısır. Yeteri kadar kuruttuğumuz mısırların içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ katıyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Aslında tatlı bir mısır yapıyoruz. Tuz atmasanız da olur. Fakat tuz attığınızda o tatlıyı baymadan yedirmenizi sağlıyor. Yani tatlı tuzlu güzel bir lezzet oluyor. Mısırlarımız patlamaya başladı. Hemen kapağını kapatalım. Mısırlarımız patladı. Genişçe bir kaseye alalım mısırlarımızı. Mısırımızın karameli için tavamıza yarım su bardağı şekeri katalım. Şöyle yayarak katalım. Altını açalım ve kısık ateşte erimesini bekleyelim. Şeker erimeye başladı. Şekeri artık karıştırabiliriz. Şekerimiz tamamen eridi ve rengi de gayet güzel oldu. Bu aşamada şekeri yakmamaya özen göstermelisiniz. Yoksa acı bir tat olur. İçerisine yarım yemek kaşığı tereyağı veya margarin katıyorum. Ve üzerine bir su bardağı süt katıyorum. Şeker hemen kristalleşecek bu aşamada. Bundan sakın endişelenmeyin. Süt de ısındıkça şeker tekrar eriyecek zaten. Karıştırmaya devam edelim bu aşamada. Şekerler gördüğünüz gibi tamamen eridi. Karamelimiz oldu. Artık altını kapatıyorum. Ve biraz soğumaya bırakıyorum. Hafif soğuyan karameli mısırlarımızın üzerine gezdiriyorum. Rengi de gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Daha fazla koyutmak isterseniz rengini gerçekten yanar ve acı olur. O yüzden böyle bir renk gayet güzel. Mısırımı karamelle karıştırıyorum. Karamelle de güzelce karıştırdım mısırları. Gerçekten güzel oldu. Tatlı, tuzlu ve çıtır. Üç lezzet bir arada. Karamelli mısır da mı olurmuş demeyin. Yapın ve deneyin. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.